Merhabalar. 100. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Mehmet Zeki Duman. Bugünkü dersimizde tüketim sosyolojisiyle ilgili bir sunum yapacağım. Günümüz toplumların en belirgin özellikleri olarak karşımıza çıkan ve çoğu sosyal bilimci olarak gelecekte de baskın bir yaşam biçimi olarak öne çıkartılan tüketim hayatımızın birçok alanını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Yine sosyal bilimcilerin birçoğu günümüz toplumları betimlemek için farklı özellikler, farklı tanımlamalar ve betimlemelerde bulunuyorlar. Bu da günümüz 20. ve 21. yüzyılda dünya tarihinin kendisinden önceki dönemlerde ne kadar hızlı bir şekilde evrildiğini, değiştiğini göstermesi açısından yapılabilen bir tanım. Dünyamız hızla değişiyor. Bu değişime tekabül eden yeni sosyal ekonomik gelişmeler söz konusu. Bu gelişmeleri betimlemek için de zaman içerisinde sürekli yeni yeni tanımlamalar ihtiyacı doğuyor. Nitekim tüketim toplumu kavramında bu ihtiyaçtan kaynaklı olarak öne çıkartılan bir durum. Sosyal bilimcilerin en önemlilerinden biri olan Baudrillard, ki genelde tüketim sosyolojisinin kurucu babası veya tüketimi sosyolojik olarak ortaya koyan en önemli teorisyenlerden biri olarak bilinir. Neden günümüzü bir tüketim toplumu olarak ele almamız gerektiğini sorusuna şu şekilde cevap verir. Tüketim toplumu sandığımız gibi sadece ihtiyaçlarla sınırlı olan ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapmış oldukları alışverişleri de sınırlı tutabileceğimiz bir davranış biçimi değildir. Aksine toplumsal eylemlerimizin, toplumsal rutinlerimizin ve daha da önemlisi içinde bulunduğumuz sosyal yapının bir bileşeni olarak kendimizi hangi sınıfsal ekonomik yapı içerisinde göstermemizi betimlemek anlamında öne çıkabilen ve çıkarılan bir kavram. Onun için günümüz toplumları aslında bir tüketim toplumudur demektedir. Örneğin mesela Uri risk toplumundan söz eder, Bell bilgi toplumundan söz eder, Castells enformasyon toplumundan söz eder, Debord gösteri toplumundan söz eder. Yani bunları tanımlamak çok fazla ama tüm bu günümüz toplumları betimlemek için farklı sosyal bilimciler tarafından ortaya konulan bu tanımlamaların en çok öne çıkanı hiç şüphesiz yine tüketimdir. Nedeni demin de Baudrillard'ın söylediğinden hareketle devam edersek, nedeni tüketimin bir eylem, bir düşünüş, bir felsefe, bir paradigma olmasıdır aslında. Çünkü arkasında çok derin bir felsefi boyut, ideolojik boyut söz konusu. Genellikle tüketim deyince aklımıza bireysel edimlerimizle öne çıkan pratik alışveriş kavramıyla sınırlandırdığımız ve çoğunlukla da bir ihtiyacımızı gidermek üzere harekete geçtiğimiz bir durum olarak tanımlanır. Demin de belirttiğim gibi işin özüne indiğimizde veya ayrıntısına girdiğimizde tüketimin işte bu kadar basit kavranılamayacağını, basit tanımlanamayacağını, bunun ardındaki esas felsefenin, esas ideolojik yaklaşımın ve esasen ekonomik sahiplerin dikkate alınarak açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Buradan baktığımızda aslında tüketim toplumunun temel, bizi tüketim toplumuna götüren temel süreçleri üç farklı boyuttan felsefi, ekonomik ve sosyo-kültürel olarak betimlememiz mümkündür. Felsefi boyutun söz konusu olduğunda tabii ki işin tarihsel ve kadim geleneklerdeki karşılıklarına bakmamız gerekiyor. Bu uzun bir tartışma zemini tabii beraberinde getiriyor ama ben daha çok günümüz toplumlarında felsefi anlamda insanların tüketime yönlendirilmesine neden olan durumlar üzerinde durmaya çalışacağım. Neden insanlar aşırı derecede bir tüketimde bulunuyor? Neden hayatlarının çoğu zamanını tüketim mekanlarında geçiriyor? Neden tüketim pratikleriyle zamanın çoğunu geçiriyorlar sorusuna cevap verme arayışına girdiğimizde karşımızda hiç şüphesiz ki insanların anlam arayışı ortaya çıkıyor. Anlam arayışında kastımız insanın gelişen ve dönüşen bu dünya içerisinde özellikle modern sonrası toplum diye tabir ettiğimiz yeni yaşam içerisinde kendisini gerçekten çok izole bulmuş olması, toplumdan soyutlandırmış veya soyutlanmış olması ve bunun tabii ki onun iç dünyasında yarattığı yalnızlık, buhran, anomi ve benzeri bir sürü psikolojik kavramları kullanarak açıklamamız mümkündür. Dolayısıyla insan aslında bir insan, bir anlam arayışındadır. Bir yalnızlığın getirdiği bir arayış olarak da karşımıza çıkıyor. İnsanlar neden yalnızlaşıyor? Çünkü fertleşme, liberalleşme, modernleşme, sekülerleşme süreçleri insanları böyle bir
duruma, böyle bir konuma, böyle bir mekana sevk ediyor. Ve bireyselleşen toplum doğal olarak organik bir yapı olmaktan çıkar, daha çok mekanik bir ilişkiler ağı içerisinde kendisini hapsolmuş olarak bulmaktadır. Bu hapis hayatı tabii ki doğal olarak bireyleri yalnızlaştıracaktır. Bu yalnızlaşma insanları belirli arayışlara, anlam üreten pratiklere, davranışlara, alışkanlıklarına sürükleyecektir. İşte karşımıza aslında tüketim tam da böyle bir ihtiyacın karşılığı olarak çıkmaktadır. Yani insanlar içinde bulundukları sosyal ortamlardan kopuk bir şekilde yaşadıklarında ve organik bir yaşam ilişkisinden koparak daha çok mekanik bir yaşama hapsolduklarında doğal olarak bir bunalım, bir yabancılaşma, bir yalnızlık hissiyle kaplanıyorlar. Ve bu yalnızlık hissi veya bu yabancılaşma durumu onları dışarıda farklı eylemlerde bulunmasına, farklı alışkanlıklar edinmesine ve daha da önemlisi kendisini anlamlı hissedecek pratikler içerisinde bulunmasına sevk ediyor. Tüketim tam da bunları aslında karşılamak üzere kurulmuş olan ve mekanlarıyla bunu sağlamaya çalışmış olan bir yaklaşım, bir paradigma, bir düşünüş. Bunu nereden anlıyoruz? En başta Ritzler'in deyişiyle tüketim mekanları aslında bir tüketim, bir ibadethane işlevi görmektedir. Nasıl ki ortaçağ toplumlarında insanlar bir araya gelmek için, deşarj olmak için, yalnızlıklarını gidermek ve organik bir ilişki içerisine girebilmek için, yani aslında sosyalleşmek için nasıl ki huzur verici olarak buldukları kiliselere gidiyorlarsa, günümüz toplumların da aslında bir nevi AVM'lere giderek bu türden duyguları yaşamak ve yaşatmak için bunu yapıyorlar. Dolayısıyla biz AVM'leri çağdaş ibadethaneler, çağdaş kiliseler şeklinde de tasvir edebiliriz. İlk girdiğimizde saatin olmaması bence çok önemli bir kavram. Bunun üzerinde durmak lazım. Bu işin felsefi boyutunun açıklaması açısından da önemli. Neden saatler yoktur AVM'lerde? Yani garlarda gördüğümüz, havalimanlarda gördüğümüz veya demir yollarında gördüğümüz, otogarlarda gördüğümüz kocaman herkesin baktığı dikkatle saat nesnesinin neden AVM'lerde olmaması, insanları en başta zamandan kopartması, kopartmasının amaçlanmış olması ve insanın zamanı aldırmaksızın içinden geldiği gibi bulunmak istediği ve olmak istediği sınıfın bir üyesi olarak hareket etmesini sağlayacak bir ortamın oluşturulması için özellikle konulmadığını söyleyebiliyoruz. İnsanlar gerçekten AVM'leri tercih ederken, AVM'lerde alışveriş yapmaya çalışırken bir nevi duygusal olarak bunları yaşayabiliyorlar. Söz konusu bu mekanların düzenleniş biçimleri ve o mekanlarda satılan nesnelerin konuluş biçimleri, vitrinlerdeki ışık sistemi, ses sistemi ve benzeri daha birçok sayabileceğimiz bütün bu yapılandırmış olan ortamın hiç de öyle tesadüfen, spontane oluşmadığı, yapılmadığı, bunun arkasında ciddi derin bir felsefi boyutun yattığını, bu felsefi boyutuna eşlik eden insan psikolojisi üzerindeki çalışmaların da bulunduğunu söylememiz mümkündür. Dolayısıyla tüketim ediminin veya tüketim davranışının irdelediğimizde arkasında bu anlamda bir felsefenin yattığını görüyoruz. Belki üzerinde durmamızı gerektirecek başka bir husus bu felsefi boyutla ilgili. Hiç şüphesiz ki modern insanın hayat algısıdır. Hayatı algılama biçimidir. Biliriz ki yaklaşık 200-250 yıldan fazladır, başta Avrupa olmak üzere dünyada bir sekülerleşme süreci yaşanmakta. Bu da insanların dinsel olandan, geleneksel olandan uzaklaşarak daha dünyevi bir yaşam tarzını benimsemesiyle tanımlayabileceğimiz bir süreç. Sekülerleşme kendisiyle beraber ideolojik nitelikli materyalizmden tutun da pozitivizme varınca kadar birçok hayata dokunan ve hayata algılama biçimi ortaya koyan değişik yaklaşımlar da beraberinde üretmiştir. Şimdi antik Yunan'a baktığımızda karşımıza epikürizm olarak çıkan veya hedonizm olarak çıkan felsefelerin gerçekten modern toplumlarda da çok ciddi bir şekilde öne çıkartılmaya çalışıldığı ve tüketim toplumuna giden yolda bu ideolojilerin ciddi bir katkısının olduğunu görebiliyoruz. Yani modern birey, yalnızlaşan, kendi içerisinde bir buhran yaşayan ve içinde bulunduğu cemaatsel yapılarından koparılarak kendi başına bırakıldığı için ciddi anlamda bir psikolojik gerilim yaşayan bir bireyin hem bedensel hem de ruhsal anlamda kendisini daha
deşarj edebileceği bir ortamın yaratılmasının karşılığı olarak AVM'lerin inşa edildiğini de bu anlamda görebiliyoruz. Evet, modern toplumun bireyi hedonizme, materyalizme, pozitivizm sunduğu yaşam biçimine gayet adapte olabilmiş ve bu anlamda kendisini nesneyle sınırlı bir dünyanın varlığıyla sınırlandırmıştır. Yani yine antik kadim Yunan felsefelerine baktığımızda özellikle hedonizmi ve epikürizmi dünyayı yaşadığımız anla sınırlı görmesi, yaşadığımız anı yaşamak gerektiğini sağlaması ve öte bir dünyanın olmadığını, ölüm sonrasının yani dinlerin söz konusu ettiği bir uhrevi hayatın olmadığını ifade etmesi, modern toplumda tüketimin sahip olma duygusuyla birlikte ne kadar öne çıkarılmasını sağlayan bir ideolojik işler de gördüğünü görebiliyoruz burada. Zira insanın tabiatı gereği birçok şeye sahip olma duygusuyla donatıldığı, yaratıldığını bilinen bir gerçektir. Çoğu psikologların da haklı olarak belirttikleri gibi bugünkü tüketim toplumuna evrilmemizin temel nedenlerinden bir tanesi de özellikle de kapitalizmin insanın bu psikolojik tabiatını çok iyi kavramış olması, çok iyi çözümlemiş olması ve bunu nesneleri üzerinden hareketle alışverişe ve tüketime dönüştürmüş olmasıdır. Sahip olma duygusundan kastımız nedir? İnsanın aslında tabiri caizse, amiyane bir tabirle söylemek gerekirse gözünü toprak doyurması veya gözünü toprak dışında hiçbir şeyin doyurmaması mevzusudur. İnsan isteyen bir varlıktır, toplayan bir varlıktır, biriktiren bir varlıktır ve daha çok şeye ama bu daha çok şeyin hiç sınırı olmayan bir şekilde her şeye sahip olmak isteyen bir varlıktır. Tüketim toplumu felsefesine de baktığımızda ve tüketim toplumunun özelliklerine baktığımızda bireylerin gerçekten birçok nesneye sahip olmak için ciddi anlamda bütün ömürlerini bu uğurda verdiklerini görüyoruz. Aslında nesneler bizim kullanmamız gereken bir şey iken günümüz tüketim toplumlarında sahip olmamız gereken bir şey olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bir insan ne kadar çok nesneye sahipse o kadar çok mutlu olduğu saflanır. Bu denklem tümüyle aslında işin özünde yanlış olan ve bu şekilde hayata baktığımızda dünyada var olan sınırlı kaynakların bir an önce ne kadar çabuk hızlı tükettiğimizi de gösteren bir durumdu ki günümüzde geldiğimiz nokta aslında tam da böyle bir nokta. Zira dünyada var olan yeraltı ve yerüstü kaynakların %2'sinin hali hazırda bitirilmiş olması tam da insanın bu sahiplenme duygusunu besleyen ideolojik yaklaşımların ne kadar makbul olarak kabul edildiğini ve toplum tarafından ne kadar benimsendiğini ve bireysel olarak da ne kadar bunların peşinde gittiğimizin en bariz göstergesi olarak karşımızda duruyor. Sahip olmakla bizim yapabildiğimiz ve yapmamız gereken şey aslında nesnelerin elde etmek için bütün bir ömrümüzü kullanmak, harcamak olmamalıdır. Aksine sahip olduklarımızı dağıtarak mutluluğun elde ettiğini bildiğimiz anda belki de bu tüketim döngüsünden ve ya daha yaşanılabilir bir dünyaya doğru gitmemiz de mümkün olabilir. Ki yine dünya tarihine baktığımızda çoğu düşünürün, psikoloğun veya dinin önemli liderlerinin veya peygamberlerin hayata bu şekilde bakılmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu, yani bir şeye sahip olmaktan ziyade bir şeyi vermek, bir şeyi toplamak, bir şeyi biriktirmek, daha çok şeye sahip olmak için çalışmak yerine var olanlarını daha çok dağıtmak, daha çok vermek, daha çok paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğu üzerine durmuşlardır. Bu felsefi yaklaşım, yani sahiplenme ve daha çok şeyi elde etme noktasındaki felsefi yaklaşım bizi tüketim toplumuna götüren en önemli ideolojik bakış açımızı belirlemektedir. Onun için insanların yeniden kendilerini bir değerlendirme sürecinden geçirmeleri ve hayata ilişkin kendilerine dayatılan ama çoğu zaman farkında olmayan bu ideolojik yaklaşımlardan kendilerini uzaklaştırmaları ve en azından mümkünse bunların hesaplaşmaları onların tüketim toplumunun sadık bir üyesi olmaktan çıkartması anlamında da kendi bilişsel gelişimlerini ve hayata bakışlarını değiştirmek ve bunu yeniden oluşturmak noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tüketim toplumuna giden yolda en önemli aktörlerden veya süreçlerden bir tanesinin de günümüz modern toplumun ideolojik ama daha da önemlisi felsefi yaklaşımının tümüyle dünyevi nitelikli olması, yani seküler bir dünya görüşünü baskın olarak insanların hayatında belirliyor olmasıdır. İkinci bir sahip olarak karşımıza tabii ki ekonomik süreçler, ekonomik aktörler veya daha doğrusu ekonomik boyut çıkmaktadır. Birçok kişiye göre aslında
tüketim demek ekonomik anlamda karşılığı olan eylem ve pratikler demektir. Tabii bu çok basit ve sınırlayıcı olan bu tanım mevzuyu anlatması açısından yeterli değildir. Ekonomiden kastımız nedir? İnsanların bir şey elde etmek üzere yani emek harcayarak elde ettikleri ücretin karşılığı olarak yaptıkları bütün faaliyetlerin bütünü. Şuradan baktığımızda, ekonomik bir boyuttan baktığımızda işin kökeninde hakikaten biraz önce söz konusu ettiğimiz felsefi yaklaşımların dışında duran ama bugünkü gerçek anlamda bizi tüketim toplumuna götüren ciddi anlamda bir ekonomik yaklaşımın da baskın olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Bu hiç şüphesiz ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1980'lere kadar bütün dünyada var olan sosyal devlet anlayışının 80'lerin başında çözülmesi, budanması ve onun yerine neoliberal diye tabir ettiğimiz daha çok emekçilerin özlük haklarını budayan, çalışmayı ve emeği geri plana atan ve insanların daha çok sahip oldukları üzerinden bir dünya inşa etmeyi öne çıkartan, serbest piyasa ilkelerini kutsallaştıran, özelleştirmeyi, bireyselleştirmeyi ve daha çok üretimde bulunmayı ve dolayısıyla daha çok tüketimde bulunmayı öne çıkartan bir yaklaşım neoliberalizm. Neoliberalizmin felsefesini dikkate almaksızın tüketim toplumuyla ilgili yapabileceğimiz herhangi bir açıklama bu konuda ciddi anlamda bir eksiklik yaratacaktır. Onun için mutlaka bir kere neoliberalden söz etmemiz lazım. Tüketim toplumuna giden yolda neoliberalizmin esas etkisi aslında 1980'lerin başında kendisini hissettirmiştir. Neden? Çünkü 1980'ler dünyası aynı zamanda dünya tarihinde bir kırılma anına tekabül ediyor. Hem ekonomik olarak hem de politik anlamda bir kırılma anına tekabül ediyor. Bu kırılma anında o güne kadar sürdürülen ve uzun bir süre dünya tarihsel ölçekte barış olarak betimlenen Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, yerine çift kutuplu dünyanın çözülmesi, ardından tabii ki tek bir kutuplu dünya, tek bir dünya düzeninin yaratılmasıyla beraber sosyal demokrat veya sosyal hükümetlerin iktidardan düşerek yerini daha çok muhafazakar, neokoncular diye tabir ettiğimiz muhafazakar ve liberal ekonomi politikalarının hayata geçirilmesi tüketim toplumunun aslında başlatan en önemli tarihsel süreç olarak karşımızda duruyor. Neoliberalizmin temel değerdi veya neoliberal politikaların temel değerdi biraz önce de söz konusu ettiğim yani üretimden tüketim toplumuna giden bir yeni bir dünyayı inşa etmesidir. Bu süreçte tabii ki üretim çok önemli olmamakla beraber üretim boyutları da değişmeye başlamıştı. Yani mekanik üretime dayalı olan Fordizm yerini neoliberal politikalarla beraber yerini post-Fordizm diye tabir ettiğimiz esnek üretim anlayışına bırakmıştı. Bu süreçte esnek üretim, bireysel üretim, kişiye özel üretim tarzı hem o güne kadar sürdürülen Fordist üretim tarzından çıkmayı hem de istenilen yerde, istediğin zaman, istenilen biçimde tüketimde bulunmayı sağlayan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Ki bilişim teknolojilerinin artması, internetin ve bilgisayar sistemlerinin çok gelişmiş olması, bilgi enformasyonun buna eşlik etmesi doğal olarak bu piyasaya sürdürülmesi düşünülen tüketim olanaklarını, imkanlarının daha fazla yaratılmasını sağlamıştır. Bu da doğal olarak insanların bir şeyi elde etmek için illa belirli bir mekana veya zamana sabit kalmaksızın ki Harvey'in deyişiyle zamanı ve mekanı sıklaştıran, darlaştıran bir küreselleşme süreci buna eşlik etmektedir. İnsanların daha fazla tüketimde bulunmasının olanakları yaratmıştır. Ve neoliberal politikalar ve uygulamalar ki genelde 80'lerden sonra iktidara gelen hükümetler ki başta Amerika, ardından İngiltere, sonra ülkemizde 80'lerden sonra neoliberal politikalar uygulanmıştır. Tümüyle bir üretim toplumundan tüketim toplumuna doğru bir dünyanın inşa edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç için yapılması gereken birçok şey söz konusudur ve bunlar tümüyle büyük şirketler eliyle ve uluslararası ölçekli şirketler eliyle hükümetlere yaptırılmıştır. Dolayısıyla devlet, siyaset, sermaye ve emek ilişkisinde 80'lerden sonra bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz. O güne kadar genelde emekçiler tarafında duran iktidarların 80'lerden sonra sermaye koruyan ve sermaye çıkarlarına göre dünyada politikaları üreten bir duruma geldiğini görebiliyoruz. Ve devletin fonksiyonu ve işlevi de bu tarihten sonra değişmeye başlamıştır. Daha öncesinde toplumun yararı adına politikaları uygulayan hükümetler veya devlet anlayışları 1980'lerden sonra toplum yararından ziyade sermaye yararına veya sermaye çıkarına göre hareket eden politikalar uyguladığını görüyoruz. Bu da doğal olarak daha çok tüketimin, üretimden ziyade daha çok tüketimin
ulusal sınırlarını aşacak şekilde bütün dünyada küreselleşmesini sağlamıştır. Tabii bu işin bir de kültürel boyutu var, siyasi bir boyutu var, askeri boyutu var. Oralara değinmeyeceğim, sadece ekonomik boyutu üzerinde biraz durmaya çalışacağım. Nihayetinde baktığımızda aslında neoliberal politikaların yapmaya çalıştığı şey, bugüne kadar dünyanın üretime dayalı olan ekonomik yaşam biçimini tümüyle tüketime dayalı bir ekonomik yaşam biçimine evrilmek, insanların tasarruf yapmaktan ziyade daha çok tüketmelerini sağlamaya dönük bir yaşam dayatmak ve en önemlisi bir şeye sahip olmak için insanların bütün bir ömürleri boyunca çalışmalarını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu kimin işine yarıyor bu tüketim toplumu? Sanıldığı gibi bireylerin mutluluğunu amaçlayan bir pratik mi, bir politika mı? Değil hiç şüphesiz ki. Çünkü tüketim politikaları temelde emekçileri değil, daha çok sermayeyi koruyan, sermayenin güçlenmesini, kullanılmasını sağlayan ve sermayenin her açıdan güçlenmesini sağlayan bir noktaya evriliyor. Buradan baktığımızda aslında tüketim toplumu emekçilerin değil, tam tersine sermayenin, yani uluslararası ölçekli diye tabir ettiğimiz bugünkü devletlerden daha fazla zengin olan, güçlü olan ve hükümetleri yönlendiren ve hükümetlerin politikalarını aynı zamanda belirleyen bu kapitalist üretimi sağlayan sermayenin tek elinde olduğunu söyleyebiliriz. Tüketimle ilgili belirtmemiz gereken başka bir boyut daha var. O da işin sosyal ve kültürel boyutudur. Bu boyutu da dikkate almaksızın yapacağımız herhangi bir açıklama da bize bir tüketim konusunda çok sağlıklı bir tablo ortaya koymayacaktır. Onun için buna da değinmek lazım. Tüketimin toplumsal olduğu kadar bireysel yönleri de söz konusudur. Ve bireyin temelde kendisini istediği bir yerde, yerden kasıt bir sınıf olarak betimleyebiliriz. İstediği bir sınıfta olmasını sağlaması açısından tüketim yalnız bir araçsallık sağlamaktadır. Yani bir kimlik vermektedir. Kişi her zaman daha iyi yerlerde, daha iyi sınıflarda yaşamak ister, kalmak ister. Bunu sağlamak çok mümkün olmasa da tüketim bunun en azından sanal olarak sağlaması açısından böyle bir imkan yaratmaktadır. Dolayısıyla tüketim pratikleri bizim sınıfsal olarak nerede durduğumuz, nerede kime ait, nerede durmak istediğimiz, hangi sınıfa mensup aidiyet geliştirmek istediğimiz noktasına bize inanılmaz imkanlar yarattığı için de çok önemli bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır. Satın aldığımız ürünlerin markaları bizim hangi nereye ait olduğumuzu belirlemesi açısından tüketimi daha da önemli kılmaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında günümüz toplumu betimlemek gerekirse birçok şey söylenebilir, ancak bu söylenilecek olan şeylerin arasında hiç şüphesiz ki belki de en öne çıkan kavram hiç şüphesiz ki tüketimdir. Ve tüketimin tabii ki tüketimi sadece ihtiyaç dediğimiz kavramlarla sınırlandırmamak, bunun çok daha kendi içerisinde derin ilişkiler barındıran ve çok farklı felsefi ve ideolojik boyutları olan bir küresel ölçekli bir proje olduğunu belirtmemiz gerekiyor ki işin özünde ne döndüğünü veya neler olduğunu anlayabilelim. Konuşmamı burada, dersimi burada sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sağ olun.